Burada ökaryot bir hücrenin şeması var arkadaşlar. Şimdi gelin beraber ökaryot hücrelerdeki en önemli organellerden biri olan hücre çekirdeğine bir yakından bakalım. İşte burada hücre çekirdeğinin bir temsilini görüyoruz. Hücre çekirdeğinin en önemli görevi hücrenin genetik malzemesini taşımaktır. Peki yapısı nasıl? Öncelikle çekirdeğin dışına bakalım hücre çekirdeği iki farklı zar ile kaplı. Biri dış zar ve bir de iç zar. Tamam mı? Bir dış zar, bir iç zar. Bu yapıya daha yakından bakalım şimdi. Burada bir dış zar ve iç zar görüyoruz. Bu zarlar hücre çekirdeğini stoplazmadan ayırıyor. Stoplazmayı da hücrenin çoğunu dolduran sıvıya benzer yapı olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca sitoplazmanın içinde organel olarak ayrılmamış yapılar da bulunur. Hücre çekirdeğinin içinde çekirdek sıvısı bulunur. Çekirdek sıvısı da çekirdeğin içinde bulunan sıvıdır. Adından da anlaşılacağı gibi. Sitoplazma ve çekirdek sıvısı birbirinden farklı yapılar. Ancak çoğu zaman sitoplazma ve çekirdek sıvısı arasında bir alışveriş söz konusudur. Hücre çekirdeğinin içinde mRNA üretilir. Ancak mRNA'nın stoplazmaya geçip orada proteine dönüşmesi, ayrıca stoplazmadaki proteinlerin de çekirdeğin içine girmesi gerekir. Mesela bu proteinlerden bir tanesi DNA'yı mRNA'ya çeviren polimeraz. mRNA gibi şeylerin çekirdekten dışarı çıkmasına ve proteinlerin çekirdeğin içine girmesine yarayan özel bir yapı bulunur. Bu yapıya da çekirdek gözeneği deniyor. Burada başka bir çekirdek gözeneği daha görüyoruz. Çekirdek gözeneği iki zara da uzanır. Böylece stoplazmadan çekirdeğe ve çekirdekten stoplazmaya alışverişi sağlar. Hücre, çekirdeği hücrenin geri kalanından uzaklaştırmak için çok uğraşıp bu iki lipid zarı yarattı. İşte bu yüzden hücre gözeneği geçişine izin verdiği şeyler konusunda gerçekten çok seçicidir. Çekirdek gözeneği farklı proteinlerde farklı sinyalleri tanıyor ve ancak bu sinyaller olduğunda proteinlerin çekirdeğin içine geçmesine izin veriyor. Yani çekirdeğin asıl görevi hücrenin DNA'sını ya da kromozomlarını taşımak. Ama çekirdeği yakından incelediğimizde çok yoğun bir alan görüyoruz. İşte bu alana da çekirdekçik deniyor. Aynı hücre çekirdeğinin hücrenin merkezi olması gibi çekirdekçik de hücre çekirdeğinin merkezidir. Peki neden çekirdekçik çekirdeğin kendisinden daha yoğun ve sıkıştırılmış haldedir. Çünkü çekirdekçiğin çok önemli bir görevi var. Çekirdekçik ribozomların bir araya geldiği yerdir. Yani çekirdekçikte aslında mesajcı RNA yapan DNA kısımları değil, ribozom RNA yapan DNA kısımları bulunur. Bu RNA da ribozomun çoğunun oluştuğu RNA'dır. Ayrıca çekirdekçik, çekirdeğin ribozom RNA'yı proteinlerle birleştirip tamamen oluşmuş bir ribozoma dönüştürdüğü yerdir. Daha sonra da ribozomlar çekirdek gözeneğinden stoplazmaya gönderilirler. Ribozomların içlerinde barındırdıkları proteinler de stoplazmada üretilmiştir. Yani onlar da stoplazmadan çekirdeğe gelir. Ribozomla birleştirilip tekrar stoplazmaya geri gönderilirler. Yolculuk bu şekilde olur. Yani çekirdek gözeneğinden birçok şey içeri girer dışarı çıkar, girer ve çıkar. Şimdi üzerinde durmak istediğim başka bir konuya geçelim. Hücre çekirdeği genelde başka bir organel olan endoplazmik retikulum ile ilişkilendirilir. O da burada soluk yeşil rengi ile belirtilmiş. Yukarıda sol üst köşeye çizdiğimiz hücre çekirdeğinin dış zarı endoplazmik retikulumun zarı olarak devam eder. Onu da çizeyim. Bu dış zar dönüyor ve endoplazmik retikulumun zarı oluyor. Buraya her şeyi çizmeyeceğim. Endoplazmik retikulumun iç alanı, hücre çekirdeğinin zarları arasında kalan alanın devamı şeklindedir. Çekirdeği tarif ederken kullandığımız bir terim de çekirdek zarfıdır. Bu da iç ve dış zarlar ile çekirdek gözeneğinin olduğu kısmı tanımlar. İşte bu üç yapı hücre çekirdeği zarfını oluşturur